Arkadaşlar sizlere Adana Seyhan'da bulunan ve Yaşar Bayboğan Caddesi'nde bulunan bir trafik çocuk eğitim parkından bahsetmek istiyorum. Burası Yaşar Bayboğan Caddesi. Gürselpaşa'da bulunuyor. Burası çocuklar için trafik eğitim parkı var. Adana'da bir ilk. Evet, burayı daha önce videosunu çekmiştim. Şu an video kalitesini biraz arttırdığım için tekrar çekmek istedim. Buradan sürekli geçiyorum arkadaşlar. Evet, gelen çocukları şu şekilde bir büyük bir lastik karşılıyor. Yani anlam zaten araç olduğu için şu şekilde Seyhan Belediyesi Çocuk Eğitim Parkı, Çocuk Trafik Eğitim Parkı. Şu an saat 9, çeyrek geçiyor. Şu an açtılar. Biz de hani ilk başta sorduk çekim yapabilir miyiz diye. Sağ olsunlar. Hiç şekilde sıkıntı çıkarmadılar. Zaten amacımız da burada. Buranın farkındalığını insanlara anlatmak. Özellikle fark ettiğim bir şey, güvenlik arkadaşlar üst planda. Çünkü çocuk olduğu için konu. İki tane güvenlik var kapıda. Tabii ki bu önemli. Şöyle bakalım neler var neler. Evet, trafik işaretleri, yönlendirmeler. Şu şekilde tertemiz gerçekten. Bakalım şöyle bir gezelim. Umarım video kalitesi güzeldir. Şuradan girelim bakalım. Tehlike uyarı işaretleri var. Tehlike uyarı işaretleri. Çocuklar buradan eğitimlerini alacaklar, gezecekler. Daha önce sorduğumda daha çok okuldan gelen çocukların için daha çok etkili, öğretmenleriyle gelecek çocuklar için daha çok etkili olacağını söylemiştik. Ama bireysel olarak da gelip burada eğitimlerini alabilirler. Trafik tanzim işaretleri şu şekilde. Hemen diğer bilgi işaretlerine geçelim. Burası da bilgi işaretleri. Evet, şuradan buradan şunu anlıyoruz. Mavi ve şu şekilde kare olanlar bilgi işaretleri oluyor. Daire olanlar trafik tanzim işaretleri oluyor. Diğer üçgen gibi olanlar da trafik uyarı işaretleri. Eğer yanlışım varsa sizler de bizleri uyarın. Arkadaşlar buraya çocuğunuzun akülü arabasıyla gelip çok güzel bir şekilde zaman geçirebilirler. Şurada bir okulumuz var. Şu şekilde. Aileler için banklar da var. Burada çocuklar oynarken, gezerken burada oturabilirler. Şöyle bakalım. Daha önce geldiğimizde kantin kapalıydı. Galiba kantin de açılmış. Şöyle bir tren var. Şöyle bir havalimanı var. Adana'da bizim havalimanımız ortadadır. Onu da tam ortaya koymuşlar. Arkadaşlar gerçekten bakımlı, temiz. Yani seçim ayağını olduğunu düşünmüyorum. Çünkü geçen gün geldiğimde de tertemizdi. Burada şu şekilde trafik işaretleri, trafik ışıkları şu şekilde. Muhtemelen bunlar şu an yanmıyor ama yanacaktır diye düşünüyorum. Şu şekilde bu yönden önce başlayalım. Güzelce bir sizlere bunları anlatalım. Şöyle biraz ben geniş ekran olarak alayım. Evet, burada araçlarına benzin katacaklar. Benzin istasyonu. Evet, görüyorsunuz. Buradan araçlarına benzinlerini alacaklar. Aslında şuralar kablolu olsaymış. Çıkıyor mu acaba? Belki de çıkıyordur. Evet, evet, yerine yok. Yerinden çıkmıyor. Yerinden çıksaydı daha güzel olurdu. Ama olsun, burada razıyız. Şöyle bir uçak var. Çizgi film karakterleri. Evet, banklar görüyorsunuz arkadaşlar. Çocuklar göz önünde olsun diye aileler için de banklar düşünülmüş. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz işaretler, trafik işaretleri şu şekilde. Çocuklar, tabii ki çocuk bilgisizce değil. Belki de hani burada eğitmen de vardır. Onu ben bilmiyorum. Belki sorarız. Bulabilirsek yetkili. Var ama içeride yetkili. Kimseyi de rahatsız etmek istemiyorum aslında. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Dışarıdan gelebilecek yani hayvanlar, yani saldırabilecek köpekler falan kesinlikle buraya giremez. Şu an hem yüksek bir korkuluk var. Gördüğünüz gibi. Çepeçevre çevrelenmiş. İtfaiyeyi görüyoruz. Bu şekilde. Hastanemiz karşımızda. Trafik işaretleri yine. Çocuklar burada eğitimlerini alacaklar. Evet, Seyhan Belediyesi'ne teşekkürler. Yani her belediyenin belki vardır, ben bilmiyorum ama bu şekilde uygulamaları gerçekten hizmet açısından ben çok güzel buluyorum. Yani herkes yapsın. Yani şov amaçlı ya da başka bir şey amaç değil de herkes yapsın. Gerekirse hani şov da olsun. Olsun yani. Sonuçta insanlar bundan değer kazanıyor. Evet. Şu şekilde görüyoruz. Oyun alanları, oyun park alanları da var arkadaşlar bu evet, şekilde. Burada bir tünel var. Evet, bakımında görüyorsunuz. Yeşillik alan sulanıyor.
Yani gerçekten bakımlı arkadaşlar. Güvenlik olsun, diğer bakım şeyler olsun. Dört dörtlük yapılıyor. Tertemiz zaten bunu görüyorsunuz. Evet, oyun parkı burada. Çocuklar, daha küçük çocuklar burada sıkılmayacak. Aileleri bankta oturacak. Bu şekilde oyunlarında oyuncaklar. Bu şekilde devam edelim. Son kolay gelsin. Sağ olun. Evet, devam ediyoruz. Şu an tünelden geçiyoruz. Yani her detay düşünülmüş. Burada bir yükseklik olayı var. 2.25 metre olarak da detay vurgulanmış. Oyun parkları, ışıklandırmalar bu şekilde. Evet, düşünülmüş her şey arkadaşlar. WC'ler de var. Özellikle bunlar önemli. Çocuklarınızı gezmeye götürüyorsunuz. Bu şekilde tuvaletler de hem bayan hem erkek olarak ayrılmış. Bunun öbür tarafı kantin diyebiliyorum. Hani o zaman sormuştum. İnsanlar gelip burada bir şeyler yemek de isteyecek. Onun için de düşünülmüş. Buraya bir kantin yapılmış. Şöyle yüksek bir şeyinden de geçelim. Evet, çocuk oyun parkı. Hoş geldiniz diyor. Orayı bir küçük bir okuyalım. Çünkü buradaki olaylar her şey ailelerin kontrolünde olması gerekiyor. Bu oyun parkı ürünleri üzerinde aksi belirtilmediği sürece 13 ve 12 yaş. Evet arkadaşlar, 13 ve 12 yaşa daha çok hizmet ediyor. 3-6 yaş aralığındaki çocukların yetişkin kontrolünde oynamaları gerekmektedir. Evet, 3-6 yaşındaki çocuklar kesinlikle aileleriyle beraber onların kontrolünde olması gerekiyor. Evet, biraz hızlı gidiyorum arkadaşlar. Solu sola kaldım. Kusura bakmayın. Şu şekilde treni görüyorsunuz. Evet. Havalimanı kulesini görüyorsunuz. Ve trafik büfe. Burada da muhtemelen bir şeyler satılıyordur diye düşünüyorum. Kapısı da şura mıydı? Evet. Şuradan insanlara bir şeyler satılıyor. Buraya gelip bir şeyler de atıştırmak için de güzel düşünülmüş bir şey. Evet arkadaşlar, gezmeye devam ediyoruz. Şurada bir bina var. Bu idari bina diye düşünüyorum. Bu idari binanın içinde de kitaplar, bilgisayarlar falan var. Onu biliyorum. Şöyle bir çekim alabilir miyiz buradan? Çekim alabilir miyiz? Evet. Bu şekilde çocuklarımız. Belediye ait bir araç bu. Şu şekilde araçlar var. Bu araçlarla çocuklar hizmet ediyor. Çocuklar bunlara binerek geziyor. Yerinde öğrenmiş. Yani şu an kırmızı yanıyor. Bu şekilde kapalı. Evet, burası da idari bina arkadaşlar. Daha önce dediğim gibi çekmiştik burayı. Burada binada eğitim, çocuklar gelip alabiliyorlar. Kitap var, bilgisayar var. Kesinlikle kütüphane niyetiyle burayı da gelip kullanabilirsiniz. Yani evde zamanınızı geçiriyorsunuz. Gelin burada zamanınızı geçirin. Hemen şu üst kat bilgisayarların olduğu bir bina. Evet, giriş şurada. Merdivenden çıkarak oraya ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar, daha önce bu videoyu çekmiştim. O yüzden tekrar çok detaylı çekmek istemiyorum. Yol üstü geçerken bu şekilde fark ettim. Her tarafta banklar var. Bunun amacı dediğim gibi arkadaşlar, aileler gelip burada dinlenirler. Çocuklar da eğlenir. Her taraf kapalı. İki güvenlik var kapıda. Çevre bakımı da yapan özellikle özel bir kişiler var. O yüzden yani rahatlıkla çocuğunuzla burada zaman geçirebilirsiniz. Arkadaşlar çok fazla hani detaylı çektiğimi düşünüyorum. Sizler de gelmek isterseniz buraya. Dediğim gibi Adana, Seyhan, Gürselpaşa, Yaşar, Bayboğan Caddesi üzerinde şu şekilde. Real'e çok yakın, M1'e çok yakın. Bakın Carrefour'sa hemen şu şekilde. Bakın orayı size göstereyim. Real'i hemen şu şekilde şurada görüyorsunuz. Bakın tam karşıda. Yani onun tam doğusuna düşüyor. Real'in doğusuna düşüyor burası. Özellikle bunu da söylemek istiyorum. Yani konum olarak bulamayan arkadaşlar olursa gelip burada. Geçenki videoda konumu soran olmuştu. Yaşar Bayboğan Caddesi üzerinde. Evet arkadaşlar, videoyu kapatıyoruz. Hala bizi takip etmiyorsanız bizi takip edip daha güzel videolar için teşvik edebilirsiniz. Kendinize bakın. Yepyeni videoda görüşmek üzere.